Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. İlerleyen zamanlarda tehlikeli sınırlara ulaşabilir mi? Üfürüm, ya, hayır, üfürüm... Günlük hayatımızı, konforumuzu, kalp sağlığımızı etkileyen bir durum mudur? Üfürüm hastalık gereken... değil. Üfürüm sadece bizim duyduğumuz bir ses. Yani üfürük sesi. Evet. Yani şimdi kan kalbin içinden devamlı hareket ettiği esnada, çünkü 4 tane odacık var. Odacıktan odacığa geçiyor. Arada da kapakçıklar var. Kapakçıklar her seferinde açılıyor, kapanıyor. Kalp kasıldıkça birisi açılıyor, birisi kapanıyor. Yani çok düzenli bir sirkülasyon var. Bu esnada normalde çok bir üfürüm duymuyoruz. Fizyolojik üfürüm dediğimiz masum üfürüm diyoruz biz daha çok buna. Bu geçiş esnasında çok hafif bir sistolik üfürüm dediğimiz böyle masum bir üfürüm duyulabilir. Bu genelde normaldir. Hı hı. Ama bazen diyelim ki iki kulak karıncık arasında delik var. O zaman oradan ciddi bir akım olduğu zaman, türbülans olduğu zaman o çok şiddetli bir üfürüm olabiliyor. Ya da kapakta darlık var ya da kapakta kaçak var. Gelip kanı doğru kaçırıyor ve ona bağlı üfürümler duyulabiliyor. Bu kalbi yoran bir şey midir? Şimdi üfürüm, sıkıntısı? Hayır, şimdi üfürüm sadece belirti. Belirti, evet. Belirti. Önemli üfürümün, bir şey belirtisi olabilir üfürümün mi? Üfürümün işte sebep olduğu şey önemli. Eğer şimdi delik var diyelim ki ventriküler septal defek. Çok küçük bir delik ama çok ciddi üfürüm duyulur. Ama çok küçük bir delik. Yani çok bir zararı yok. Hı hı. O yıllarca biz onu takip ederiz. Gerekli ameliyat çoğu bir kısmı da ameliyata gerekmeyebilir. Ama bir kısmı da tabii büyük bir delik ise o zaman muhakkak çocuk yaşlarında tedavi etmek gerekir. Ya da kapaklarda problem olur. Doğuştan itibaren hı hı. Kapakta problem olabilir. Darlık olabilir. Darlığa bağlı üfürüm. Kaçak olabilir. Kaçağa bağlı. Hepsinin kendine ait özel üfürümleri var. Yani sistolik üfürüm, diyastolik üfürüm, çekici üfürüm, ejeksiyon üfürümü, yani çok farklı üfürümler var. Bu arada seslerde birinci ses, ikinci ses, üçüncü ses, dördüncü ses, seslerin de farklılıkları var. Stetoskopla hemen ekibin duyduğu bir şey. Yani aslında zordur, anlamak zordur ama artık yani dinlemeden ziyade artık günümüzde şimdi ekokardiyografi çok yaygınlaştı. Çok böyle stetoskopa çok genelde çok ihtiyaç kalmıyor. Genelde bir üfürüm duyunca hemen bir kardiyona yolluyoruz. Çok... Eko yapılıyor. Eko'da zaten daha ayrıntılı bir şekilde. Kalp hastası olmayan birçok insan da olduğu için sorma ihtiyacı hissettim. Gene de herkes sorar üfürüm ya bu bir şey olabilir mi? Yani bir şeyin belirtisi şimdi midir çoğu zaman çocuğu anneler geliyor. Aile hekimi dinliyor. İşte bir üfürüm duydum diyor. Yani bize geliyor, biz bakıyoruz hakikaten var hafif, çok bir hafif var ama büyük ihtimalle masum üfürüm gibi. Tabii bunları yine teyit etmek açısından muhakkak bir ekokardiyografi yapmak lazım. Yani ekokardiyografiyle bir problem var mı yok mu, onda açıkça her şey gözüküyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.